Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videomda Hello Kitty şapka çalışmamızı anlatmıştım. Fakat süre az kaldığı için kulak tokalarını ve yüz dişlemesini anlatamamıştım. Bugünkü videomda bu tatlı mı tatlı iki tane pembe tokasını ve kulaklarını nasıl yapacağımızı anlatacağım. Gelin birlikte videomuza geçelim. Kolay gelsin. Kulağımızın ben bir tanesini yaptım. Sizlerle beraber ikincisini yapacağım. Mor renkli ipimle kulak çalışması yaptım. 3 5.0 yani 3 milim bir tığ kullanacağım. Şöyle sabitlemek için bir tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim arkadaşlar. İlk zinciri atlıyorum. Bir sonrakinin içerisine girip bir sık iğne. Hemen sıradaki zincirin içerisine giriyorum. Bir sık iğne. Sıradakine giriyorum. Sırayla sıra sonuna kadar tüm sık iğnelerimin üzerine, zincirlerimin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Dibine bir tane battım. Bir, sıradaki, iki, sıradaki, üç, sıradaki, dört, sıradaki, beş, sıradaki, altı, sıradaki, yedi, sıradaki 8, sıradaki 9 ve sıradaki 10. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Dibine battım. 1 Pardon, bir sonrakine batacağız çünkü azaltarak gideceğiz. Bir sonrakine battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9'a düştü. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Bir sonrakine batıyorum. Dibine değil. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Geriye dönüşlerde eksiltmiş oluyoruz. Dibine değil, bir sonrakine batarak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir geriye dönüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir geriye dönüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir geriye döndüm. 1 2 3 4. Bir zincir geriye dönüyorum. 1 2 3. Bir zincir geriye döndüm. 1 2. Bir zincir geriye döndüm. Bir tane battım. Şimdi bu cam ağacı gibi olan görüntüme hafif bir yuvarlak görüntü vereceğiz. Son battığım noktaya tekrar batıp şu şekilde köşeyi dönüyorum. Ve kenarların üst kanatlarından
Şöyle girip birer tane sık iğne yaparak tüm çevresini dolaşıyorum. Bu köşeye gelince de yine köşeye bir, iki, bir tane de önceden batmıştık, üç oldu ve sıradakine batıyorum. Şu ipi de gizleyerek öreceğim. Sırayla görmüş olduğum zincir görünüm olan yerlerin veya boşlukların içerisine girerek tüm çevresini dolanıyorum. Köşeye geldik tekrar. Üç kez batacağız. Hem buraya yuvarlak bir görüntü vermiş oluyoruz bu şekilde. Ve en son buraya geldiğimiz zaman şöyle yapıp en son ipimi yürütüyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesip aynısından bir tane daha yapıyoruz. Yapalım, birleştirelim. Evet, aynısından bir tane daha yaptım. Bunları üst üste koyuyoruz. Yaptığımız kulakları. İkincisini yapınca ipimi hiç koparmadım. Tığımda duruyor halen daha. Hemen şöyle bakın, üst kanadından girdim. Alttakinin de üst kanadından giriyorum. Ve üzerine bir sık iğne ile birleştiriyorum. Ve sırayla hem alttaki kulağın hem de üstteki kulağın, üstteki oluşan zincir görünümlü kanatlarından tutarak içini tığımla girerek üzerlerine sık iğne çekerek sabitliyorum. Köşelerde yine dönerken 3 olur, 4 olur. Örgünüze göre ayarlarsınız. Kenarda artmış olan ipimi de gizleyerek gidiyorum. İçine şöyle kıstıralım. Tekrar köşeye geldim. 2, aynı noktaya tekrar ve 3. Şimdi tekrar köşeye geldim. Aynı noktaya 3 kez batacağım.
Şöyle yapıyorum ve ipimi yürütüyorum. Tekrar giriyorum. İpimi yürütüyorum. Bir zincir çekiyorum ve kesiyorum burayı. Kulağımız hazır. Dikerken hafif şu şekilde yaptığımız zaman çok hoş bir kulak oldu. Bu ipimizi de şöyle gizleyebilirsiniz. Şuradan tekrar kestik mi fazlalığımız gözükmemiş olacak. Güzel oldu. Şimdi ben bir iğne iplik yardımıyla hafif şu şekilde yapacağım. Ve en güzel nerede durur bir karar vereceğim. Hafiften şöyle oval olacak. Şöyle. Sanırım en tepeye düşünüyorum. Şu şekilde. Şöyle iğne iplik yardımıyla dikeceğim. Diğer kulağını da hazırlayıp buraya dikeceğim. Sonra saç tokamızı yapmaya geçelim. Evet, ben şapkamızın kulaklarını diktim. Bir tane de fiyonkunu tokasını taktım. Şimdi diğer tokasının nasıl yapacağımızı göstereceğim. Onu da sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Normalde Hello Kitty'nin bir tane tokası oluyor fakat ben kız çocuklarının iki tane toka seveceğini düşündüğüm için ve burası boş kaldı, hoşuma gitmedi. O yüzden bir toka daha yapmak istiyorum bu kısma. Şöyle 5,03 milimlik bir tığ. Öncelikle bir zincir çekerek ipimi sabitliyorum ve üzerine 17 tane zincir çekiyorum. Biraz gevşek çekmeye dikkat edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Başını doluyorum. İlk zincirim değil, yani daha doğrusu dibine batamadığım için bir sonraki batabileceğim ilk zincire batıyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. Başını doluyorum. Sıradaki zincirimin içerisine giriyorum. Bakın hepsini aynı anda çekiyorum. Başını doluyorum. Sıradakinin içerisine giriyorum. Ve hepsini aynı anda çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 16 tane yapacağız. 3 oldu. 4 ve 16. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Bunda eksiltme olmayacağı için 16 tane yaptığımız işlemi sayıları tutması gerekiyor. 2, 3, 16. Bir zincir çekip işlemleri tekrarlıyoruz. Ne kadar öreceğimize bakayım, hemen söyleyeyim sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 7 sıra örelim arkadaşlar. Evet, 7 sıra yaptım. 7 sıra yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Ve bu sefer başını dolayarak değil, bakın şu zincirin kanatlarına şu şekilde girerek, ipimi yürüterek orta noktaya kadar gideceğim bu şekilde. Sık iğne değil. Sadece ip yürütme. Evet, bir tane daha yapalım. Şu an ortadayız. Sonra şimdi buna şöyle büzgü görünümü vermemiz gerekiyor. Şöyle yapayım. Şu ipin ilmek tığımda bunu bırakmıyorum. Tam orta noktadan şu şekilde büzme hareketi verip şu diğer ipi bunun etrafında çevirmeye başlıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Biraz ekranın karşısında zorlanıyorum. Kusuruma bakmayın. Heh, şimdi oldu.
Kaç tur? Şöyle sıkı olduğundan emin olacak şekilde turladık. En son turladıktan sonra burayı böyle zincirimle, şey tığımla tutturuyorum. Sonra bunu elimle düzelteceğim önce. Şu dıştaki gözüken ipi de gizleyelim. Sorun değil, onu biraz sonra gizlerim. Vaktinizi almak istemiyorum. Sonrasında bunu biraz şöyle uzun keseceğim. Buraya iki tane zincir yaptım. Sonra bakın şuraya en alttaki doladığım yerin alt noktasına giriyorum. Tığımla şöyle çekip burayı ve tekrar sabitleme işlemi yapıp tekrar bir zincir çekiyorum. Ve ipimi içinden şu şekilde çıkartıyorum. Sonrasında ucuna iğne takacağım. Şöyle elimle düzelteyim. Çok hoş oldu. Tatlı oldu. Pembiş pembiş. Hemen şöyle iğnemi geçiriyorum. Biraz iğnemin deliği küçük. İp kalın. Tamamdır. Sonra bunu buraya koyacağız. Şu şekilde. Şöyle mi yapalım? Şöyle daha hoş sanırım. Biraz simetrik olsun. Şöyle güzel galiba. Evet. Şimdi bunun yönü şu tarafa bakıyor. Bu da şöyle baksın. Evet, böyle güzel oldu. Tam bu noktaya elimle alıyorum bu noktayı. Şu alttaki noktaya, tabi bunun en altına geçirmeyecek şekilde emin oluyorsunuz. Şöyle girip çıkıyorum iğnemle. Tekrar. Gerçekten ekran karşısında dikmesi zor oluyor arkadaşlar. Şu an bunu kucağıma alıp dikmemek için kendimi zor tutuyorum, inanın ki. Şöyle şu fiyonkun etrafında yuvarlaklar oluşturarak bakalım, gayet sıkı oldu. Hemen tekrar girip iç tarafta bunu düğüm yapacağım, kopartacağım. Ben iç tarafa dikeyim bunu, iğnesini. Tekrar görüşelim. Evet, bugünkü videomuzda yapmış olduğumuz Hello Kitty şapkasının kulaklarını ve tokasını yaptık. Bana ayrılan süre burada sona erdi. Bir sonraki videomda gözler, kaş ve bıyık yapılacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.